İyi misin savcım? İyiyim. Ne oldu ya böyle? O kiplere sen mi haber verdin? Ben haber verdim savcım. Mecbur kaldım. Mecbur bıraktın beni. Neye mecbur kaldın oğlum ya? Ben bilmiyor muyum senin neye gittiğini, baba ocağına neye gittiğini bilmiyor muyum ben senin? Dedim böyle gizemli gizemli konuştun benimle. Ben bilmiyor muyum ya? Ne demek neye haber verdin? E tamam. Doğduğum memlekete gidiyorum dedim. Babamla konuşacağım. Babamla konuşmaya gidiyordum ya. Ben bunun ne demek olduğunu bilmiyor muyum? Savcım bak, iyi bakmıyorsun sen. Hiç iyi bakmıyorsun. Ben senin gerçekten 30 sene sonra niye gidesin ya sen babanla konuşmaya? Şimdi mi aklına geldi yani? 30 sene geçmiş aradan. Ben senin neye gittiğini bilmiyor muyum? Ayrıca babanla konuştuktan sonra ne yapacaktın? Diyelim ki babanla konuşmaya gidiyordun. İnanmıyorum da. Sonra ne olacaktı savcım? Ben bilmiyor muyum ya senin sonrasında ne yapacağını? Babamla yüzleşmeye gidecektim. Konuşacaktık biraz. Onun gibi olmadığımı anlatacaktım ona. Başka bir şey yapmayacaktım. Sonra ne olacaktı? Ne yapacaktın yani? Sonra ne yapacaktın savcım? Hadi götür beni buradan. Bir hastaneye mi geçecek savcım? Bir böyle olmaz. Bir hastaneye iç kanama falan geçiriyorsa olabilirsin. Yok, savcım bir otele gidelim boş. Bakar mısınız? Durum iyi değil mi? Ha? Boynum falan iyi mi? İyi iyi. Kolumda bir ışıklık var ama bir şey değil ya. Allah Allah. Memur arkadaşla bir şey konuşup geliyorum Sami. Memur Bey. Ya size bir numara versem. Selim Savcı'nın kaza yaptı. Ama durumu iyi. Hani kritik bir şey yok. Otele yerleştirdiler şimdi onu deyip telaş etmemelerini de söyler misin? Tamam. Numara bu numara. Buraya götüreceğiz onu. Onu da söylerseniz çok seviniriz. Tabii. Sağ olun. Yapacağımız bir şey yok değil mi? Peki. Kolay gelsin. Allah Allah. Araba o. Arabanın hali ne ya savcım? Şurada bir yer var ya. Büyük bir bina var. Eski yalı. Onun yanındaki sanki. Tamam gördüm. Şurada. Ha, orada o. Efendim teyze. Ha Yağmur. Kızım panik yapma da baban kaza yapmış yavrum. Ne? Kimseye haber vermeseyim. Vermedim savcım. İyi tamam. Nereye gidelim ne yapalım? Otele gidelim ya. Ya bir niye hastaneye gitmiyoruz biz seninle? Niye hemen otele gidiyoruz ya? Oğlum yok iyiyim lan tamam yok bir şeyim ya. Gideyim otele. Savcım bak bu şekilde sinmiyor içime. O zaman beraber takılalım. Ben de otelde kalayım. Tamam tamam. Vallahi bak benim için artık endişelenme ya. Böyle bir şey değil yani düşündüğün gibi bir şey değil. Lütfen. Nasıl bir şey savcım bak sindiremiyorum ya. Seni böyle görmeye dayanamıyorum ya. Allah aşkına bir şey söyle. Sana bir şey söyleyeceğim. Seninle bu 3 senelik... bir süre zarfından sonra görüşmemizde eğer kalbini kıracak bir şey yaptıysa inan ki seni düşündüğüm için yaptım. Seni korumak için yaptım. Eğer yaptığım herhangi bir şeyden dolayı kalbin kırıldıysa hakkını helal et. Allah Allah. Ya sadece var olan hakkım helal olsun sana eğer varsa. De şimdi hadi bu lafları ben cebime koyup gidemem senin yanından ama yani. Bu şekilde olmaz. Ben seni tek bırakamam sadece. Vallahi billahi bırakmam ya. Allah Allah. Ölümü gör bırakmam ya. Veda konuşması değil lan. İçimi açıyorum sana. İçimi döküyorum. Öyle düşün. Benim içimi açacağım kimse yok şu an hayatımda. Senden başka kimseyle konuşamıyorum bunları. Bırak. Bana helallik vereyim. Helallik isteyeyim. Hakkımı helal edeyim sana. Tamam. O zaman şöyle hazır gözlerim içine bakarken bana bir söz ver iyi oğlum. Tamam. Söz. Söz. Daha iyi olacağım. Daha iyi olmak zorundayım zaten. Mecburum başka şansım yok.
Efendim? Akgün, Cihan bu Arap'ın oğlanı bırakmamıza izin vermiyor. Bekleyecekmişiz. Ne? Bir işim var şimdi. İşimi bitirip geliyorum. Tamam. Sağcığım sen neredesin ya? Ne oldu senin kaşına? Açıldı mı? Yok bir şey. Yarıldı mı? Ne oldu? Yok bir şey. Ne yok? Bir şey yok. Bir kaza geçirdim. Yani bir şey yok. Tamam. Bakayım dur dur. Dur bir ya. Ya. Hey Allah'ım ya. Ne oluyor? Bu ne hal? O da bu halde. Sen bu halde. Nedir? Ne nedir? Sen niye polisten kaçıyorsun ya? Ben anlamadım. Sen mi yolladın polisler üstüne? Evet. Akgün aradı beni. Senin kendine kötü bir şey yapabileceğini düşünmüş çocuk. Yanlış düşünmüş. Endişelenmiş. Ne yapsaydım? Yanlış düşünmüş. Ayrıca buranın hali ne pardon? Ayna kırılmış. Burada bunlar. Bu ne? İntihar edeceksin de öncesinde içip içip sevdiklerine mesaj mı bıraktın? Hayırdır? Olabilir mi böyle bir şey? İyi. Oh. Ay. Ben sana diyeyim. Ben buradan hiçbir yere gitmem. Sana da güvenemem bu saatten sonra. Hey. Kendine bir şey yaparsın filan. Helal et bu arada. Sen hayırdır ya? Ne oldu sana? Ben anlamıyorum ki. Bağırmıyorsun, çağırmıyorsun, beni kovmuyorsun. Ne oldu sana kazada? Kafana taş mı düştü? Kalıyorum burada bak. Aslında benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Sen buraya gelmesen ben sana gelecektim. Peki. Sana bir anlaşma teklif edeceğim. Ne anlaşmasıymış bu? Beni mi bekliyorsun? Baba! Baba açar mısın kapıyı? Ya içeridesin biliyorum, açmıyorsun. Yağmur tamam, yok bir şey, iyiyim, iyiyim. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Hayır, gitmiyorum. Gitmiyorum, görevleri açtırırım bu kapıyı. Aç kapıyı ya. Tamam dur, tamam. Yani. Baba. Ne oldu baba? Ne kazası yaptın sen? Ey Allah'ım, pansuman yaptırdın mı? Burada mı kalıyorsun yani? Ama olmaz böyle. Hastaneye de gitmedin sen kesin. Burada kalamazsın. Ben sana bakarım, eve gidelim. Yağmurcuğum bak gördün, iyiyim. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Ne olur. Gönderiyorsun beni. Lütfen. Gitmiyorum. Gitmiyorum, gelmiyorsun, hastaneye de gitmiyorsun. O zaman ben buradayım. Yağmur ne olur saçmalama Allah aşkına ya. Ne yapacaksın otel odasında kalıp ya? Ya geç iç kanamam falan olursa, bir şey olursa baba? Olmaz, iç kanamam. Nereden biliyorsun uyurken olursa? Lütfen Yağmur, gözünü seveyim ne olur ya. İyiyim ben. İyiyim hayatım, gerçekten iyiyim. Bir şeyim yok. Biraz yalnız kalmam lazım. Eray bu. Anne. Nerede Yağmur? Yukarıda. İyi, ben yukarı çıkıyorum. Yağmur bir şey olmayacak, merak etme, ne olur. Arayacaksın ama. Arayacağım, tamam. İyi, tamam. Bir şey olursa ara. Tamam. Ha,
Ya Selim aşk olsun ya, bir haber bile vermiyorsun. Of Allah'ım. Tam öyle bir iyi misin diye bakmaya geldim yani. Hastaneye gittin mi diyorum, yok. Bize gel diyorum, onu da istemiyor. Bir şey söyler misin teyze? Yok canım, öyle şey mi olur, biz de geliyorsun. Hastaneye de gitmemişsin, bir şey olsa gel gözümüzün önünde dur. İyi tamam, hadi gidelim. Tamam, ne yapıyorsak yapalım Allah aşkına. O zaman ben ne yapayım? Şu kıyafetlerini falan toplayayım. Tamam. Nerede? Var mı burada bir şey? Fazla bir şeyim yok zaten. 2-3 parça bir şey var. Alalım gidelim Allah aşkına ya. Lütfen. Şu haline bak ya. Ne hiç mi halinde bakmıyorsun sen kendine ya? Kızım bir tane de gömlek al babana. Aldım. Başka bir şey var mı? Yok. Duş jelim falan. Bırak jelmel, bırak. Kapalı o kapı. Anahtar nerede? Açayım. Ya kirlilerim var orada. Hadi Allah aşkına gidelim yağmur gidiyorsak. Ne olur ya. Çantam, telefonum önemli. Akşam görüşelim mi? Kesin görüşelim. Arayacağım seni. İyi iyi. Yine de her ihtimale karşı bizde kalacak bu akşam babam. Baba geç sen. Eray. Sen Naz Hanım'ı bırakırsın evine. Hepimiz sığamayız sonuçta aynı arabaya. Teyze ne yapıyorsun? Hadi bin arabaya. Anca gideriz. Gel Naz, gel gel. Takma kafana. Her şey olacağını görürüz. Altay. Bir beni dinler misin? Altay. Ablacığım. Ablacığım bir gelir misin? Altay. Yağmur bırak. Ablacığım dur. Ya bırak beni Yağmur. Ablacığım. Yağmur bırakır mısın beni? Bırakmayacağım. Ya bırak. Altay. Altay ben kendimi iyi hissetmiyorum, gitme. Altay. 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 Yağmur. Yağmur. Ya. Ne oldu? Ne oldu? İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Değil, değil. Yağmur. Yağmur. Hocam iyiyim, iyi. Ne oldu sana? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Tutayım beni, tutayım. İyi misin? Tamam, tamam, tamam. Ne oldu Altay, ne oldu? Bilmiyorum, bilmiyorum. Tamam. Derin nefes al. Derin nefes al. Tamam, bir kaldır başını. Burnundan al. Ağzından ver. Tamam. Sıkıştım. Geçecek, tamam. Savcılığından istifa ettiğim gün Halil Sadi Sancaktar denen şahsı tasarlayarak kaçırdım. Cebir kullanarak Halil Sadi'yi önceden aldığım karar çerçevesinde masum eşimin kanalı yerde kalmaması için infaz ettim. Sen ne yapıyorsun? Sen ya? Ne yaptın Hasan? Onu bana bu ver. Ne bu ne? Onu bana ver hemen. Kahretsinleri! Allah kahretsin, adam mı öldürdün sen? Sen kimsin? Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın ya? Tamam otur. Sakin ol. Otur anlatacağım. Otur. Ben
İyi misin daha? İyiyim, iyiyim. Daha iyi. Abla. Benim yüzümden olmadı değil mi böyle? Sen kendini fazla ciddiye almasana, asi gençlik. Ayrıca istiyorsan, yani evden gitmek istiyorsan gel burada yaşa. Boş oda çok, ben bakarım sana. Gidebiliriz eve istiyorsan. Tamam, şimdi bir yere gitmeyin. Sen bize önce bir kahve koy. Tamam mı? Başında da bekle. Makine bozuk, altı açık kalıyor. Ben yanık kahve hiç sevmiyorum. Tamam. Akıllı çocuk, anlıyor. Evet Yağmur Hanım. Yaslan bakayım arkana. Evet Yağmur Hanım. Ne zaman başladı bu ataklar? Öyle çok önemli bir şey değil ya. Ama sen bunu böyle sakladığın sürece zaten daha iyiye gidemezsin ki. Ben daha ne yaşadığımı bilmiyorum ki. E tamam, bir şey yaşadığını kabul ederek başlasan. Mesela başka türlü iyileşemez. Sen daha önce böyle bir şey yaşadın değil mi? Yaşadım tabii. Yaşıyorum. Hatta hiç gitmiyor. Ne yaptın peki? Yani tedavi aldın mı, destek aldın aldım mı? Aldım tabii, alıyorum. Yani belli etmiyorum evet ama. O yüzden... Seninle empati yapabilen bir kadın olarak tekrar soruyorum. Seni anlıyorum. Ne zaman başladı bu ataklar? Bizim restoran var ya. İşte onun yanını kurşunladılar. Galiba ilk orada oldu. O günü hatırladım. Anladım. Tamam, travma tetiklenmiş. Yapacak bir şey yok. Ama... Şöyle bir gerçek var ki, biz çok güçlü olmaya çalışırken, bunun ne demek olduğunu biliyorsun. Bir şey atlıyoruz hayatta. Zayıf olmak kötü bir şey değil. Bu aslında dengeliyor hayatı. Ama sen bunu yok saydıkça, inat ettikçe böyle tehlike çanları çalmaya başlıyor işte. Tamam mı? Tamam da yani güçlü kalmak benim için bir seçenek değildi. Değildi, olamazdı yani. Çünkü altı ay zaruretti benim için güçlü kalmak. Ben de koy verseydim altı ay zaten yokuş aşağı gidiyordu annemden sonra. Tamam, ne olabilirdi ki en fazla? Yağmur pardon, bir şey soracağım. Sen altı aydan kaç yaş büyüksün? Üç. Üç. Yağmur, sen altı ayın annesi değilsin. O benim canım. Tamam. Ama annesi değilsin. Sen anne değilsin. Dolayısıyla başarısız olduğun zaman da kendini suçluyorsun. Ama bir suçun yok ki. Masumsun sen de. Ve böyle oldukça da kendini suçlamaya devam ediyorsun. Yazık değil mi sana? Haklısın. Haklısın. Kardeşimin intikamını aldın öyle mi? Cana karşı can aldın. Ya Selim, aklım almıyor ya. Kafayı yiyeceğim vallahi, aklım almıyor ya. Ya senden her şey olur da. Ya katil olur mu Selim Karadan ya? Canan ne derdi bir düşünsene. Ya sen ailenin medarı iftarıydın ya. Başımız dimdik yürüyorduk savcı eniştemiz var diye. Yok, ben kabul etmiyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Sen kafayı mı yedin oğlum? O ellerine kan bulaştı. Ne kadar yıkasan çıkmıyor değil mi? Selim, konuşsana ya. Karım benim yüzümden öldü hemen. Sorumlusu benim. Son nefesini verirken Canan benim ellerimi tutuyordu. Ben o adamı bulmasaydım eğer, o adamı bulup
öldürmeseydim hayatımın sonuna kadar kendimi affedemezdim. Affedebildin mi? Eğer bir hayatımın ölseydi. Ama ben o arabada kaldım. Oradan bir adım ileri gidemedim ben. O zaman akmıyor sanki. Kaç yıl geçtiğini bile bilmiyorum. Bu boşlukta ne olduğunu bilmiyorum. Ve hayatta değilim. Ve bu acıyı dindirecek bir formül var mı? Bilmiyorum. Kendimi affedemem. Sen niye döndün Selim? Niye şimdi döndün? Almışsın intikamını. Bir vicdanını susturamamışsın. Karımın katili hayatta. Buraya dönüp yarım bıraktığım işi tamamlamak istedim. Ama olmadı. Öldürdüm dediğim adam...